Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte 2023 tayfaya özel TYT-AYT Geometri Kampına başlıyoruz. Evet gençler başlıyoruz. Ama ilk videomuz bir konu anlatımı videosu değil. Belki de konu anlatımından daha önemli. Sonuna kadar dinleyin. Bu videoda neler anlatacağım, kamp programı nasıl olacak, hangi günler videolar yayınlanacak, geometrinin önemi nedir, geometriyi nasıl çalışmalıyız gibi sorulara biraz cevap vereceğim arkadaşlar. Önemli bir video. Lütfen sonuna kadar izleyin. Yalnız bu sorulara geçmeden önce sonsuz teşekkürlerimi bir daha bir daha bir daha iletiyorum. Evet trend yolda şu anda kitap kategorisinde birinci sıradayız arkadaşlar. Yani ben Kenan komutan olarak kampa başlamaya o kadar çok hevesliydim ki. Yani çok fazla kişi benim kadar hevesliymiş ve benden daha fazla hevesliymiş. Vallahi süpersiniz harikasınız kampada bomba gibi bir şekilde başlayacağız inşallah arkadaşlar. Evet, ilk videomuz zaten bu. Sonraki videomuzda konu anlatımı olarak karşınıza gelecek. Evet gençler. Kamp programı nasıl olacak? Gençler, kamp programımız şu şekilde. Normalde her hafta pazartesi günü ekranın karşısına geçip pazartesi günleri konu anlatımını dinleyeceksiniz. Diğer günlerde soru çözümlerini yapacak şekilde ayarlarsanız çok güzel olur. Evet, en çok tavsiye ettiğim sistem bu arkadaşlar. Geometri en iyi öğreten sistem budur. Lütfen bunu bu şekilde yapın. Hocam videoları da pazartesi mi yayınlayacaksınız? Normalde o şekilde yayınlayacaktım ama benden çok fazla bir şekilde hızlandırılmış program isteyen arkadaşlar oldu. E, onları da kıramadık. Hızlandırılmış program yaptık. Hızlandırılmış programı da 4 gün 4 gün ayarladığım için her 4 günde bir ben videoları yayınlayacağım. Birinci hafta videosu doğru açılarla ilgili olacak. İkinci hafta videosu üçgende açı ve ek çizimlerle alakalı gibi 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 böyle devam edecek. Ama hızlandırılmış programa katılanlar tamam ona devam etsin. Benim tavsiyem nedir? Sizler pazartesi günleri, pazartesi gününü arkadaşlar geometri günü ilan ediyorum. Geometri ders çalışma günü. Pazartesi günleri ekranın karşısına geçip benimle birlikte videoları izleyerek ders çalışacaksınız arkadaşlar. Bugünümüz bizim ders çalışma günü diğer günlere de ne yapacaksınız soru çözümlerini paylaştıracaksınız zaten her pazar bununla ilgili bir rehberlik videosu çekeceğim her pazar mesela dün yayınlamıştım dün bir videonun içerisinde demiştim bu hafta doğruda açıları işleyeceğiz ve ee, şu konularla ilgili testleri çözün ödevlendirmeler falan vereceğim arkadaşlar dün de ödevlendirmemi de vermiştim önümüzdeki hafta pazar günü de ayın 25'e yapıyor galiba 24 mü yapıyor? 24 ya da 25 neyse. Ne yapacaksınız? Sizler de yine o rehberlik videosuna bakıp izle, izleseniz de olur, izlemesiniz de olur. Orada ben size arkadaşlar bu hafta bu konuları işleyeceğiz ve bunlar 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 ödev ve kaç kitaptır ödev vereceğimi de o rehberlik videolarında söyleyeceğim arkadaşlar. Yani toparlayacak olursak Konu anlatımları videosu kampındaki videolar her 4 günde bir yayınlanacak ama siz haftada bir yani her pazartesi birinci haftaya ilk pazartesi ikinci haftaya ikinci pazartesi üçüncü haftaya üçüncü, üç, üçüncü pazartesi olacak şekilde izlemeniz tavsiye edilir kesinlikle tamam şimdi geometri bile o geometrinin önemli sorusuna geçmeden önce şunu da söyleyeyim ben videoları şu şekilde yayınlayacağım arkadaşlar Birinci haftanın videosunu tek bir videoda değil. Mesela doğru da açıları ne yapacağız? 3 videoda anlatacağız. Hani böylelikle şey olacak. Bir teneffüs mantığı gibi bir şey olacak arkadaşlar. Videoları da söyleyeceğim size. Arkadaşlar doğru da açılar konusu. 3 videoda bitecek. İlk videodayız. Haydi videoya başlayalım diyeceğim. Mesela bir sonraki videoda. Sonra ikinci videosunda doğru da açılar ikinci videosundayız diye söyleyeceğim. Yani birinci hafta ikinci video şeklinde söyleyeceğim. Ve kapak fotoğraflarını da yazacağım arkadaşlar. 1. hafta birinci video, birinci hafta ikinci video şeklinde o olacak. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. E, bu şekilde çalışmanız tavsiye edilir. Çünkü geometri bu şekilde çalışılmalı. Gün gün maalesef olmaz. Dediğim gibi yapın. Çok da güzel şeyler yapacaksınız, başaracaksınız. Peki geometrinin önemi nedir? Arkadaşlar geometri aşırı derecede önemli. Önce iştaharlık öğrencilerine sesleniyorum sen atıyorum dershaneye başladın. Eşit ağırlık öğrencisi dershaneye başladığında ilk netiniz ne oluyor? Genelde 8-9 oluyor. Hadi çok iyi öğrenciyse 14-15 oluyor ya da 17-18 oluyor. Arkadaşlar bu sayı maalesef en fazla 20'nin üstüne belki çıkıyorsunuz belki çıkamıyorsunuz. Bu tecrübeyle görünmüş bir şey. Yıllardır bakın dershanecilik yapan bir öğretmen olarak söylüyorum. Geometri çalışmıyorsunuz geometri size zor geliyor. Evet zor gözüken ama en kolay derslerden biri. Matematiğe verdiğiniz emeğin onda birini geometriye verirseniz eğer geometride 5-6 net garanti yapabilirsiniz. Garanti. Hatta birlikte çalışmaya başladıktan sonra kim olursa olsun eşit ağırlık olsun sayısı olsun hiç fark etmez. Geometride 7'ler 8'ler havada uçacak zaten full ya da fulle yakın yapma garantisi veriyoruz kardeşim. Birlikte inşallah yapacağız. Evet sen Sadece matematiğe yoğunlaşırsan eşit ağırlık öğrencisi senin netin sene sonunda 17'lerde 18'lerde. Belki bu mucizeyle 20'nin üstüne çıkacak. Matematiğin ne kadar iyi olursa olsun. Bu iş böyle kardeşim. Biz böyle gördük. Sen de bununla lütfen ama lütfen karşılaşma. Lütfen karşılaşma. E bunun 20'nin üstüne çıkması için ne yapacaksın? 20'nin üstüne çıkması için geometri çalışacaksın. Beraber geometriyi halledeceğiz. Geometrisiz 20'nin üstüne çıkamazsın. Beraber geometri çalışanlar ne olacak biliyor musun? 20'nin üstüne çıkacağız. Belki 25-26 olacak. Belki 25-26'yı bırak o özgüvenle 30'un üstüne çıkacaksın ve hayalindeki hedeflediğin üniversiteye gideceksin. Çok rahat bir şekilde gideceksin. Yani ilk 10.000 hedefin varsa geometrisiz asla ama asla olmaz. Sayısal öğrencileri. Evet. Sizler ne yapıyorsunuz? Şu anda dershanede bir sınava girseniz 15-16 ya da 22-23 en fazla 25 net çıkartabiliyorsunuz. Yani e, matematiğiniz iyiyse bu şekilde yapıyorsunuz. E, geometri orta şeker, orta hallerdeyse arkadaşlar siz de aynı şekilde 30'un üstüne çıkmanız lazım. 30'un üstüne çıkmak için de anahtar kelime yine geometri. Geometrisiz maalesef olmuyor. Zaten geometrine 10 soru geliyor kardeşim. Senin matematiğin süper olsa bile en fazla 27-28 yapabilirsin. En fazla. Yani geometrisiz oluyor mu bu işler? Olmuyor. O yüzden senin öncelikle Geometriyi de halletmen lazım. Öncelikle değil. Matematiği de hallederken yanında geometriyi de halletmen lazım. Bu programa başlamadıysan ve şu an beni dinliyorsan hemen kampa başlıyorsun kardeşim. Ertesi güne hemen kampa başlıyorsun. Hazırlıklarını yapıyorsun ve birlikte bu işe başlıyoruz. Ve çok güzel zamanda bitiyor zaten. Bak ben şimdi ben bu konuşmayı 18 Temmuz'da yapıyorum. Biz bunu Şubat'ın ortasında bitiriyoruz arkadaşlar. Şubat'ın ortasında full ya da full'e yakın yapabilecek seviyeye geleceksin. Bu da süper bir şey demek. 30'un üstüne çıkmak demek, e, bir de 35'in üstüne çıkarsam var ya of. İlk 10.000 garanti 5.000, bin, 3.000, bin, belki de 1000. Belli olmaz. İnşallah hak ettiğin başarıyı da elde edersin. Birlikte, geometriyi geometriyle birlikte halledersek bu şekilde istediğin hedefe çok rahat bir şekilde ulaşacaksın. Bunu birlikte yapacağız ama bu benim sayemde değil. Senin özgüvenin ne olacak, senin çalışmaların ne olacak? Ben seni sadece yönlendireceğim. İyi bir öğrenci, iyi bir sayısalcı nasıl 35'in ya 35'e yaklaştır ya da 35'in üstüne çıkar ben size bunu öğreteceğim arkadaşlar. İnşallah birlikte bunu halledeceğiz. Evet geometri gerçekten önemli. Şimdi geçenlerde e, VIP fizikle konuşuyoruz. Kardeşim diyor e, geometrini, ge, geometriyi iyi yapma fizikten geçer diyor. Aslında tam tersi kardeşim. Fiziği yapabilmek istiyorsanız, bunu da herkes biliyordur. Ben, ben, bana katılacaksınız büyük ihtimalle. Yorumlara da yazarsınız isterseniz. Ee, fiziği yapmanın ön koşulu nedir arkadaşlar? Geometrisi iyi olan fiziği daha iyi yapmıyor mu? Sen, ben sana şu işi öğreteyim. Verilen bilgileri kullanmayı öğreteyim. Belki de VIP fiziği, yani Kemal Hoca'yı izlemene bile gerek kalmayacak. Fiziğin o kadar iyi olacak. Çok mu abarttım? Galiba biraz abarttım. Hocam selamlar bu arada. Ee, ama... Fizikte de faydasını görüyoruz arkadaşlar. Geometri gerçekten önemli bir yere sahip. Özellikle eşit ağırlık öğrencilerine sesleniyorum burada. Geometrisiz asla ama asla olmaz. Sayısal öğrencileri sizler için de yine 30'un üstüne çıkmak istiyorsanız geometri birlikte. Hadi bakalım 35'in üstü yapmaya hazır mıyız? Yapacağız. Birlikte yapacağız. Hadi gençler. Evet geometriye nasıl çalışmalıyız? Arkadaşlar geometriye nasıl çalışacağız? Geometriye şöyle çalışacağız. Siz şimdi bu videoyu yatarak izliyorsunuz yatağınızda. Oh ne güzel değil mi? Ama biz geometri bundan sonraki videoda konu anlatımına başlayacağız ya. Arkadaşlar ben nasıl bu masanın karşısına geçtiysem sen de o ciddiyetle bu masanın karşısına geçeceksin. Saçını başını yolarım. Sakın. Kenan komutanın askerleri olarak siz de benim gibi ciddiyetle masanın karşısına geçeceksiniz. Ben çünkü özel dersinde ne anlatıyorsam burada hatta burada 3 kat 3-4 kat daha geliştirilmişini sunuyorum size. Yani ben size özel dersten daha üstün bir şey veriyorum. Ben senin yanındayım. Ben senin sorularını, soru bak videolarda göreceksin. Senin orada konuyu anlatırken şu soruyu soracağını tahmin edebiliyorum ve o soruyu da orada da cevaplıyorum. Birlikte ben nasıl konuyu anlatıyorsam sen de not alman gereken yerleri kitabı açacaksın. Not alman gereken yerleri alacaksın. Bazen yeri gelecek kardeşim videoyu durdur, bu soruyu sen yap diyeceğim. Bakalım yapabilecek misin? Bunlara ee, dediğim şekilde hareket edeceksin. Ve bu şekilde güzel bir şekilde halledeceğiz. Videonun başında da dedim nasıl olacak? Birinci haftada mesela doğruda açı 3 video olacak ya. O 3 videoda teneffüs vere vere yapacağız. Öyle gün gün geometriyi anlatamayız. Ya da bir doğruda açıyı ben bir videoda anlatamam size. Ne olması lazım? Teneffüs verelim ki çok fazla sizi sıkmayacağım o zamanı ben iyi bir şekilde biliyorum. Genelde 15-20 dakikada ya da en fazla 25 dakikada anlatıyorum konuları arkadaşlar. Anlatmaya çalışacağım. Ama bazı yerlerde maalesef konu akışını kesemiyoruz. Konu akışını kesemediğim yerlerde yarım saatte buluyor. Bazen 40 dakikada bulan videolarım da olacak. O da konu bütünlüğü bozulmasın diye arkadaşlar. Onlarda da sabretmenizi istiyorum. Ve lütfen ama lütfen bu kampa başlayan arkadaşlar. Bakın zorlanacaksınız. Ben geometriyi ikiye ayırırım. Üçgenler ve diğerleri diye. Üçgenleri de ikiye ayırırım. Dik üçgenlerin sonuna olan kadar olan kısım ve dik üçgenlerden sonraki olan kısım. Lütfen ama lütfen. Üçüncü haftanın sonuna kadar sabredin. Oraya kadar zorlanacaksınız. Evet ama en temel yapıları orada alacaksınız. Dik üçgenin sonuna kadar sabredin. Şurası biraz yanacak. Yanması iyidir. Sonrasında geometri çok güzel bir şekilde akıp gidecek arkadaşlar. İlk baştaki zorlandığınız gibi zorlanmayacaksınız. Sonrasında anlattığım bilgileri çok iyi bir şekilde alacaksınız. Ama lütfen dik üçgenin sonuna kadar, işte Öklit bağıntıları ve özel açılı üçgenler diye söylüyoruz, özel açılı üçgenlerin sonuna kadar lütfen beni. Sabırla dinleyin arkadaşlar. Sonrası gerçekten ama gerçekten çok güzel bir şekilde açıklayacak. Çünkü ben geometriyi eski bilgilere göre anlatıyorum. Zaman ilerledikçe eski konuları da daha iyi güzel bir şekilde oturtacak şekilde anlatıyorum. Değişik bir yapım var. Onu da konu anlatımında göreceksiniz. Yani işte bu konunun özellikleri şunlar 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 adı buyurun soru çözelim şeklinde değil. Eskiyi kullanaraktan o konuyu size öğretiyorum. Böylelikle eskiyi de tekrar etmiş oluyorsunuz. Yani Özellikle üçgenleri bu anlamda çok kullanıyorum. Konuyu anlatırken de zaten bunu göreceksiniz. Geometriye böyle çalışacağız. Hafta hafta. O yüzden haftalık programı tavsiye ediyorum. Her hafta pazartesi günü videoları izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Saat 10'da videonun karşısına geçip ona göre alıştırın kendinizi. Belki 8'de başlayan arkadaşlar da olacak. Videoları erken koyacağım ya. 8'de de izleyebilirsiniz tabi. 8'de ya da 10'da geçin. Benimle birlikte özel dersinizi alın. Böyle bir fırsatı başka hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Özel dersden daha fazlası var burada. Hiç merak etmeyin. Özel dersle birlikte benden alacağınız özel dersle birlikte bu geometriyi full ya da fulle yakın yapacaksınız. Merak etme birlikte başaracağız bu işi. Evet geometri çalışmasını da bu şekilde yapacağız arkadaşlar. E hocam başka kamp yapan hocalarımız var mı? Var tabii ki. YouTube'da takip ettiğiniz hocalar vardır ama ben şunlardan da bahsedeyim isterseniz. Bugün benimle birlikte kampa başlayan bir de SML Hoca matematik kanalı da matematik kampına başlıyor. Aynı benim gibi e, çok güzel notları var. İnceledim gerçekten mükemmel soruları var. Hepsini kendisi yazdı. Yılların birikimi olan sorular mükemmel sorularla karşınıza geliyor. SML Hoca da kendi kanalında bugün kampa başlıyor ona da bir bakın derim o da aynı bizim tarzımızla başlıyor bu işe bugün başka kim başlıyor Levent Özde ile kimya kimya hocamız da e, kimya kanalını olarak onu da bir inceleyebilirsiniz bakabilirsiniz hocamız da geçen sene de zaten bu işi yapmıştı e, bu işi çok güzel bir şekilde yapıyor bakmanızı tavsiye ederim sonra hocam fizikte fizikte e, 15 Ağustos'ta başlıyor VIP fizik Çalışmıyor ya. Böyle rahat olduğundan dolayı böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şaka tabii ki. E hocamız valla canla başla. Bizzat şahidim. Kendim de şahidim. Canla başla çalışıyor. Size en iyi şeyle karşınıza çıkmak için. Şu an son rütücülerini yapıyor bildiğim kadarıyla. E, kitabı için o da uğraşıyor. E, çok güzel bir şekilde o da karşınıza çıkacak. 15 Ağustos'ta. Başka kim? Doktor Biyoloji. Evet Barış Hocam. O da biyolojide. Mükemmel bir adam. Geçen sene çok güzel sorular tutturdu. Yani Ayranım Hanım kendisine o hocamız da yine 15 Ağustos'ta e, VIP fizikle birlikte aynı gün kampa başlıyor arkadaşlar. O da bizim tarzımızda başlıyor. Ona da bir incelemenizi tavsiye ederim. Başka hocam var mı? İşte tarihtir, coğrafyadır. Coğrafya var. Evet coğrafya kim? Yunus hocam ne zaman başlıyor kampına bilmiyorum. Bir gidin kanalına hocam Kenan komutan gönderdi. Kampa ne zaman başlayacağız diye soruyoruz. Soruyor dersiniz. Ona göre e, şey yaparsınız. Siz kendiniz sorup öğrenin. Yunus hocam buradan da selamlar sana. Ee, başka? Tarihte maalesef tanıdığım yok. Türkçe'de. Aa, Türkçe'de. Valla bilgisine çok güvendiğim. Aşırı derecede kendisine inandığım. Zorla bu işe soktuğum bir hocam. Ee, Türkçe ve Edebiyat. Gökmen Hoca ile Türkçe ve Edebiyat dersleri kanalı. Şu an ilk videolarını atıyor. Atıyor bakıyorum. Ee, ama... Arkadaşlar ciddi anlamda çok güzel yöntemleri, çok güzel teknikleri var. Dershanede aynı yıl beraber çalıştığımız, 3-4 yıl beraber çalıştığımız bir insandır kendisi. Ee, çok değerli bir hocamızdır. Valla çok kral bir hocamızdır. bilgisini acayip güvenirim. Zorla bu işe soktum. İlerleyen zamanlarda çok üst seviyelere geleceğine eminim. Ee, şu anda bir konu anlatımı yapıyor. Ona da bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çok faydalanacağınız bir kanal. Ee, siz de biraz yönlendirebilirsiniz. Hocam şunları mı yapsak? Hocam şu konuyla ilgili soru mu çözsek şeklinde. Çünkü bizler de arkadaşlar sizlerin sayesinde bu seviyelere geldik. Sizlerin isteklerini yapa yapa bu işi öğrendik. E siz de aynı şekilde isteklerinizi hocalarınıza söyleyebilirsiniz. Evet gençler. Bundan sonraki videoda ne geliyor? Konu anlatımına başlıyoruz. Evet geometri konu anlatımına başlıyoruz. Hazır mısınız? Ben Kenan Komutanı olarak hazırım. Sizler Kenan Komutanının askerleri hazır mısınız? Evet hep birlikte hazırız galiba ve bu işi yapacağız. Hedef ne? Full ya da fulle yakın yapacağız. Bir aksilik olmazsa arkadaşlar. Evet full ya da fulle yakın yapmaya hepimiz hazırız. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda konu anlatımında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.